seyirciler, Vizyoner Bakış programı ile sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu haftaki programımız ve iş dünyasındaki gelişmeleri, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve iş dünyasında empati kurma gibi konuları değerlendirmek üzere Sayın Hande Bermek Başoğlu ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle bu programımıza. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Efendim iş dünyasında genellikle sıfırdan gelindiği zaman başarı büyük bir şekilde lanse edilir. Ancak bayrak devir alındığında zaten mevcut bir sistem oluşturulmuştu diye bakılır ki bence var olan başarıyı devam ettirmek en zor olan koşullardan birisi diye değerlendiriyorum. Siz de Sayın Ayhan Bermek'in kızı olarak iş dünyasına başladınız. Ayhan Bermek'in muhakkak prensi etkilenmişsinizdir. İş dünyamızın önemli isimlerinden biri. Avantajları ve zorlukları nelerdi? Açıkçası bu açıdan, sizin söylediğiniz açıdan hani benim değerlendirmem çok zor çünkü hayatım içerisinde bunu yaşıyorum. Hani benim kendi gerçeğim buydu ve buna doğmuş olarak büyüdüm. Benim için çok keyifliydi. Her insanın kendi hayatının içerisinde kendi gerçekleriyle yaşadığı güzellikler deneyimlerin birikimi haline geliyor sonuçta. Ben çok keyifliydim babamla. Hep öyle büyüdüm. İdealim oydu. Beraber çalışmaktı. Bütün çocukluğum boyunca annem de benim babamla beraber çok uzun seneler birlikte çalıştılar. Dolayısıyla ikisini sadece iş yaşamında değil ev yaşamında da izleme fırsatım ve şansım oldu. Tabii ki yakalanılmış ve gelinmiş bir başarı var. Bunu devam ettirmek inşallah bana nasip olacak keyifli Sizleri olarak. Sizleri ümit ediyorum. Evet, çok başarılı olduğunuzu biliyoruz. Evet, teşekkürler. Babamla çalışmak bir kere çok keyifli. Yani günün her anında çok güzel deneyimler, çok keyifli anlar yaşıyorsunuz. Yani zorlukları var mı? Evet, ama iş yaşamı da hayatımız içindeki hani rollerin bir tanesinin oyun alanı gibi baktığın zaman da hani iyisiyle kötüsüyle bu da gelir, bu da geçer. Sonuçta o anı yaşayıp keyfini çıkartmak önemli. Ayhan Bey de öğrencilik dönemlerinde galiba öğrenci lideriymiş. Yani evet, öyle bir şey evet, de var. Evet, otoriter evet, bir tarzı var. Yani. Hem öyle hem de çok sosyal bir evet. insandır aynı zamanda. Çok keyiflidir. Hani sohbet etmek, onun deneyimlerini dinlemek. Özellikle şu an hani geldiği yaş itibariyle ben bir cümlesi var çok seviyorum. Zaman şahitliği yapmış biriyim diye. Hani evet. bizler belki bazı şeyleri kitaplardan okuyoruz ama babam bizzat yaşamış olarak anlatıyor. Çok engin, derya, deniz bir hazine diye düşünüyorum. Peki tek çocuk olmanın avantajlarını yaşıyor musunuz? Ben de tek çocuğum bu arada, iş dünyasında dezavantajları. Siz yaşıyor musunuz? Yani şimdi şöyle bir şey var, tek çocuk olduğunuz zaman bütün ilgi size evet, oluyor. Evet. Sonra iş dünyasına girdiğiniz zaman biraz daha fazla sorumluluk alıyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim, çok keyifliydi. Evet. Daha doğrusu ben şunu tespit etmek lazım. Kardeş olma duygusunu bilmiyorum. Ama çok isterdim diye düşünüyorum. Babamın kardeşlerinin çocukları var, kuzenlerim, yeğenlerim. Onlarla beraber büyüdük. Ama mesela eşim üç kardeş, hani babamlar üç kardeş. Onları izlediğim zaman da kardeşin yerine başka bir şey tutmuyor gibi geliyor. Evet. Mutluyum. Mutluyum. Kardeşim olmasını da isterdim ama bu hayatta, bu deneyimde böyleymiş nasip diyorum. Ben bir de şunu kabul etmiyorum. Hani tek çocukların paylaşım duygusu az oluyor ama o ailenin verdiği eğitimle alakalı olan bir şey. O yani kesinlikle tek çocuk ya da kardeş olmak değil. Hem kişilik özellikleri hem de aileden verilen şeylerle alakalı. Bence de. Kesinlikle katılıyorum. Alakalı. Kişilik özellikleri, aile. Yani hayatın içerisinde ben herkesin paylaşması gerektiğine inandığım için hani bu hani koşullara bağımlı olmamalı. Hani kardeşim var, paylaşmayı daha iyi biliyorsun değil. Bence herkes birbiriyle evet. zaten bir paylaşım içerisinde. Belki, bu da doğal yapımız olmalı diye düşünüyorum. Evet. Belki biraz özgün oluyorsunuz. Hani çok fazla güvenebileceğiniz bir kardeşiniz veya paslaşabileceğiniz birisi olmadığı için daha içe kapanık evet, oluyor evet. başlangıçta. Özellikle ben daha küçük yaşlarımda evet. mesela oğlum 6 yaşında. O yaşlarda biraz daha içine kapanıktım. Çünkü daha çok evin içinde hani kardeş olduğu zaman daha bir harala güveli evet, oluyor. Evet. Daha bir hareketlilik oluyor. Siz biraz daha sakin geçiriyorsunuz. O evet. dönem. Sonra tabii değişen koşullar, tabii, ortam, sosyalleşme tabii, okul, sosyalleşme.
Yine aynı şekilde iş dünyasında duygusal zekanın önemi kanıtlanan bir gerçek. Aynı zamanda empati kurmak, fırsatları ses dinlemek gibi kavramlar ortaya çıktı. Ben bu noktada da yine bayanlarımıza dönmek istiyorum. Çünkü bayanlar aynı oluyorlar ve hiç konuşamayan bir canlının aç olduğunu, tok olduğunu, uykusu gelmiş mi anlayabiliyorlar. Empati kurma yeteneği biraz daha gelişmiş oluyor değil mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle duygusal zekanın biraz fazlalık kazanmasıyla günümüzde bayanların iş dünyasındaki aktifliğini? Şöyle söyleyeyim, empati kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesin bu yaşamın içerisinde var olan her şeyle bir olduğunu inanıyorum. Yaşam felsefenin içerisinde bu var. Çok cinsiyetlere bölünmüş olduğunu düşünmüyorum. Yani kadın erkek olarak bölünmüş olduğunu düşünmüyorum. Ama anne olmak çok özel bir duygu. Gerçekten hani o dişi enerjinin kadınlara verilmiş en güzel hediye olduğuna inanıyorum. Anne olmak biraz da hani hayatın içinde rollerimiz var ya, hani anne olmak, arkadaş olmak, eş olmak, işte hep annenin babanın çocuğu olmak, bu rollerin içerisinde benim için hayatımda en güzel deneyimleri yaşadığım, en keyifli, hani öncelikli rollerimden bir tanesi. Çok seviyorum anne olmayı ve empati kurmayı da daha güçlendirdiğini düşünüyorum. Çok önemli bir bağ var çünkü. Hani o doğumdan sonra uzunca bir süre devam ediyor o keyifli bağ. Hala bile belki oğlum 6 yaşına geldi. Hala ne hissettiğini, ne düşündüğünü, ne yapacağını anlayabiliyorum. O konuşmasa da, dile getirmese de. Bu ama her insan için de geçerli diye düşünüyorum bir yandan. Hani eşime bakıyorum, hani baba olarak. Evet. O da en az benim kadar oğluyla bağları var. Hayatın içerisinde aynı başarıyla empati kuruyor. Bu bence kişisel gelişim ve tekamülle de alakalı bir şey. Bunun iş dünyasına yansımaları da aynı zamanda sezgileri güçlendirmesiyle de olumlu oluyordu. Tabii bağ kurduğunuz şeyde evet, konuşmaya gerek kalmadan enerjisel olarak algılıyorsunuz. Evet, her şeyi. Özellikle günümüzde iletişim de çok önemli bir rol oynamakta. Cümlelerden önce bence hani duruşumuzla, enerjimizle, gülümsememizle önce onlarla iletişim kuruyoruz. Sözcükler çok daha arkadan geliyorlar. Peki anne olmak, iş kadını olmak, eş olmak, bütün bu faktörler yoğun iş temponuzu nasıl etkiliyor? Yani gayet olumlu etkiliyor. Çünkü her alanda üretim yapıyorsunuz. İş alanına döndüğünüz zaman orası da bir oyun alanı. Orada da daha yaratıcı olabiliyorsunuz. Çünkü o mutluluğu, o gülümsemeyi yansıtıyorsunuz. Sonuçta hayatın her alanında üretiyoruz. Hani sevgiyle, yüreğimizle bizi heyecanlandıran her şeyi üretiyoruz. Bence katkıda bulunuyor. Mesela biz programlarımızda kadınlarımızın iş yaşamında daha aktif olmaları gibi konuları değerlendiriyoruz. Özellikle aile desteği, eş desteği çok çok önemli. Birçok kadın özellikle Güneydoğu'daki yaşantıları değerlendirecek olursak bunlardan mahrum oldukları için işe adapte olmakta zorluk çekmekteler. Siz eşinizden fikir alır mısınız? Bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz eşin iş yaşamına desteğini? Çok önemli buluyorum ve çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Eşim benim hayatım içerisinde birlikte ürettiğim çok güzel birisi. Dolayısıyla onunla birlikte benim de en güzel aynam, beni yansıtan en güzel ayna. Onunla birlikte üretmek, fikir alışverişinde bulunmak, daha güzeli var mı bilmiyorum yani çevrendeki.